Evet, 18 numaralı sorunun çözümüne geçiyorum. Burada bir elektron dizilimi ile ilgili, kuantumla ilgili bir soru sorulmuş. Şimdi bu soruda X'in atom numarası verilmemiş. Değerli artı 2 iyon yükü elektron dağılımında 3b üzeri 6 ile bitmiş. Şimdi elektron dizilimini 3b üzeri 6'ya kadar yaptığınız zaman toplamdaki elektron sayısının 18 tane olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda elektron sayısı 18 ama bu atom nötrken elektron sayısı 20, aynı zamanda proton sayısına eşit olacağı için atom numarası ya da proton sayısına nötr halde 20'dir diyorum. Evet, demiş ki bu iyonla ilgili, tanecikle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Fakat sorulan soruya dikkat edin, X artı 2 iyonu ile ilgili değil, X atomu ile ilgili soruluyor. Evet, X'in atom numarası 20, 20 elektronun dizilimini yaptığımız zaman 2-8-8-2 şeklinde bir dağılımı elde edebilirsiniz. Ya da bunu orbitallere dağıttığımız zaman bakın 1S tam, 2S tam, 2P tam, 3S tam, 3B tam, 4S de tam, 4S üzeri 2 orbitaliyle elektron dizilimini bitirebilirsiniz. Şimdi A şıkkında demiş ki değerli elektronları S orbitalindedir diyor. Arkadaşlar bir atomun değerli elektronları genelde son yörüngesinde bulunan elektron sayısının toplamıydı. Şu anda X elementinin 4. yörüngesinde toplam elektron sayısı 2 tane olup aynı zamanda bunun değerli elektron sayısı 2 tanedir. Ve bu orbiteller S orbitallerinde bulunduğu için A şıkkına doğru diyeceğim. Yani artı işaretini koyuyorum. B seçeneğinde der ki spin kuantum sayısı MS değeri artı 1 bölük olan toplam 10 tane elektron vardır diyor. Şimdi ben 20 tane elektronun dizilimini yaptığım zaman 10 tane tam dolu orbital olduğunu görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi bir orbital dönme yönleri yani spinleri ters en fazla 2 tane elektron alabiliyordu. O zaman burada dolu orbitallerde bulunan elektronlardan bir tanesinin dönme yönü saat yönünde, biri de saat yönünün tersindeydi. Yani birinin MS'si artı 1 bölü 2, birininkinde eksi 1 bölü 2 idi. Burada bütün orbitaller tam dolduğu için 10 tane orbitalde 20 tane toplam elektron var. Bunlardan 10 tanesi saat yönünde, 10 tanesi de saat yönünün tersinde dönüyor. Dolayısıyla MS'si artı 1 bölü 2 olan yani saat yönünde dönen toplamda 10 tane elektronu var. Yani B'de doğru. Dördüncü periyot 2A grubundadır diyor. En son enerji düzeyi yörünge sayısı bunun 4. Değerli elektron sayısı 2. O zaman son yörünge 4 olduğu için dördüncü periyotta. Değerli elektron sayısı 2 olduğu için ikinci grupta. S ya da P ile bittiği için A grubu elementi diyorum. Bu durumda dördüncü periyot 2A grubu diyebilirsiniz. D şıkkına geçiyorum. Manyetik kuantum sayısı MLS'i 0 olan toplam 10 elektron vardır diyor. Şimdi ben onu şöyle ifade edeyim. Evet, L orbitalin türünü veriyordu. ML de uzanımını veriyordu. L 0 dendiği zaman burası S orbitaliydi. Evet, L 0 ise MLS'i de eksi L'den artı L'ye kadar değerler alıyordu. Bunu hatırlıyorsunuz. 0 da dahil olmak üzere. Şu anda L 0 ise o bir tane sıfıra karşılık gelen orbital olduğu için L'si sıfır olan MLS'i de sıfır. Bu durumda 1S'de iki tane elektron var. Bunun MLS'i sıfır. İki tane buraya yazdım. 2S orbitalinde de iki tane var. İki elektronu da bu noktaya belirledim. Şimdi P orbitalinin L'sini 1 ile gösteriyordum. MLS'ine gelince 1 eksi 1'di. 1'i sıfırdı. 1'i de artı 1'di. O zaman bu orbitallerden birinin daha MLS'i sıfır olduğu için İki tane de burada elektron bulunması gerekir. Üst S'ye geliyorum. L'si sıfır olduğu için MLS de sıfırdı. İki tane de burada var. P orbitali biraz önce belirttiğim gibi L'si 1 ama MLS'i eksi 1, 0 ve artı 1 ile belirtilen 3 tane orbital vardı. Bunlardan bir tanesinin de MLS sıfır olduğu için iki elektron da burada var. 4S orbitaline geçiyorum. L'si sıfır olan MLS de sıfırdı. İki tane de burada var. Toplam elektron sayısını MLS'de sıfır olanları saydığınız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 2 de burada 12 tane olması lazım. Oysa seçenekte 10 demiş. Dolayısıyla D şıkkı yanlış diyeceğim. Elektronların orbital dağılımı ya da diagramı demiş. Şimdi soruya çok dikkat edin. Bakın
X artı 2'nin dağılımını 3, 5, 4, 6 ile bitirmiş ama soru bize X atom için sorulduğu için nötr durumuna göre dağılım yapacağız. Bu durumda 20 tane elektronu dağıttığınız zaman 4 sezer 2 şeklinde bittiğini görüyorsunuz. Bu durumda sorumuzun cevabı denizli.